Merhaba sevgili seyirciler. Ajans Erzincan'da baş başa programında Zeki Demirbaş'la birlikte sizlerleyiz. Evet, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, seçim atmosferi derken gerçekten yoğun bir haftaydı geride kalan hafta ve 31. programda yine Zeki Demirbaş'la birlikteyiz. Efendim merhabalar cümleten. Tekrar bayramını kutlayalım mı herkesin? Kutlayalım yani, tabii. Hani bayram geçtikten sonra da geçmiş bayramınız mübarek olsun. Devam eder bir hafta boyunca evet. Geçmiş bayramı mübarek olsun diye. Biz de sizlere geçmiş bayramınız hem Ramazan bayramınız hem de 23 Nisan bayramınız kutlu ve mutlu olsun inşallah. Evet, Ramazan bayramı yoğun geçti. Seçim arefesinde olduğumuz için siyasiler tüm güçleriyle çalışıyorlar. Tüm partilerde farklı beklentiler var. Kalabalık ortamları özellikle tercih ediyorlar. Halkın yoğunlukta olduğu bölgeler. Ve bu arada bir de dikkatimizi çekti. Son bir hafta, bayrama bir hafta kala cadde ve sokaklar adeta tıklım tıklımdı. Çok sevindirici bir görüntü. Evet, il dışından gelenler oldu sanki. Tabii. Öyle de görünüyor. Maaşlar erken ödendi. İnsanlar çılgınca alışveriş yaptı. Hangi alışveriş merkezine gitsen, hangi iş yerine girsen çok büyük bir yoğunluk vardı. Esnafımız da rahat bir nefes aldı sanırım. Diye de bir haber yapmıştın zaten. Evet. İnşallah da öyle olmuştur. Esnafımız çok önemli ama fiyatlar da oldukça yüksek Semih Bey. Yani evet. Daha önce poşetimize doldurduğumuz malzemeleri hesapladığımız zaman önceden kaç lira veriyorduk, şimdi ne kadar oldu? Yani çok gerçekten çok ciddi farklar var ama yine de buna rağmen tabii, sokaklar hınca hınç doluydu. Ama tabii gelir de arttı bu arada. Yani evet. Şimdi baktığımızda örneğin işte 4500-5000 civarındayken asgari ücret şimdi evet. 8500 lira. Evet. Emekli maaşında da. Emekli maaşında da aynı şekilde, sosyal yardımlarda da aynı şekilde. Ama piyasada da neredeyse %100 artışlar var tüm kalemlerde. Evet. Daha da fazla olanlar var. İşte bunun olmaması lazım. Tabii bunun olmaması var. Aslında var ya ne maaş artsın. Evet ya biz ne zam gelsin diyelim. Çünkü yani. Maaş arttıkça her şeyde zam geliyor. Her şeyde zam geliyor. Dolayısıyla da yaşam evet. kalitesi yükselmiş olmuyor yani bu evet. arada yani. Nasıl geçti senin Ramazan bayramın nasıl bayram, geçti? Zeki Bey artık belirli bir yaştan sonra hani deriz ya hep işte eski bayramlar, eski bayramlar. Tabii eski bayramlar yok. Bize biz göre yok. Ama el öpüyorduk önce de. Yeni nesil artık. Şimdi elimiz öpülür hale geldik. Evet. Ama bu yaştan mı kaynaklandı güzel acaba? Güzel geçiyor bayramlar. Yine eş dost ziyaretleri oluyor. Her halinde bir güzelliği var değil mi? Bayramlaşmalar oluyor. Biz Erzincan'da onun avantajını yaşıyoruz. Mahallelerimizde, bölgelerimizde işte akrabalar sık sık. Mesela bir de şöyle bir adet var Erzincan'da. Mesela diyelim ki bayramda ben size geldim, bayramlaştık. He. Biz de size 10 dakika sonra da siz de bize geliyorsunuz. Halbuki bir kere bayramlaştık. Olsun, yani. Güzel. Bir de evet. biz sizin evinizi görelim. Bir de bakalım sofrada yani, neler var yani. Bir de Erzincan'da tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir olay yaşanıyor yıllardan beri. Erzincan Belediyesi'nde toplu bayramlaşma. Toplu bayramlaşma. Mesela birçok ilde bu yokmuş. Tamam tüm siyasi partilerde falan bayramlaşma olurmuş. Ama herkesin bir arada olduğu bayramlaşma programı nadir illerden biri. İşte valilik kendi yapar. Belediye kendi yapar. Siyasi partiler kendi yapar. Kendileri yapardı ama bu defa yani kaç yıldır biz bunu yapıyoruz? Sanırım yani, Binali Bey'in Erzincan milletvekili ve bakan olduğu zaman bu başladı. Başladı ve güzel gidiyor. Yani çok bölünmeyelim, beraber belediyede yapalım dendi. Evet. Ve ondan sonra geleneksel hale geldi bu. Çok da güzel oluyor. Evet. Herkes orada birbirini görüyor. Tüm siyasi partiler orada, tüm kurum müdürleri orada, il protokolü orada, vatandaşlar, Erzincan evet. halkı orada. Birlik beraberlik mesajları veriliyor. Güzel olan şeylerden biri de siyaset karışmıyor oraya. Evet. Yani ilin valisi, belediye başkanı. Ve biz Sayın Binali Yıldırım da bakanlık, yine. Başbakanlık dönemlerinde işte
meclis başkanlığı dönemlerinde falan. Evet. Onun da konuşması olurdu ama işte A partisi, B partisi, C partisi diye onların da temsilcileri mutlaka olurdu. Ama gelirlerdi. Tabii. Yine geldiler. Güzel bir atmosferdi. Evet. Birlikte toplu bayramlaşma yapıldı ve birlik beraberlik mesajları verildi. Ayaküstü sohbetler, muhabbetler. Yine küçük kulisler. Küçük kulisler seçim yine. Seçim gündemi. Tabii. Değil mi? Yine her yerde o konuşuluyor işte aslında. İşte siyaset zaten şu an gündemde. Tabii. Dolayısıyla orada da ayaküstü böyle ne olur, kim olur? Bir de hani gazeteciyiz. Dolayısıyla insanlar bir de bizim düşüncelerimizi de merak ediyorlar. Yani biz olaya çok daha farklı baktığımız için. Evet. Ne olur sizce? İşte biz de ufak tefek değerlendirmeler yaptık tabii ki. Tabii yaptık ama çok fazla da yorum yapamıyoruz. Yani çünkü tabii ki bütün herkesin beklentisi farklı. Yani bütün partileri aynı uzaklıktayız. Aynı uzaklıktayız. Aynı mesafedeyiz diyelim. Hiç fark etmez. Şimdi Mustafa Sarıgül'le birlikte yeni bir heyecan geldi şehire. CHP kanadı öyle çalışıyor. Evet. AK Parti'ye baktığımız zaman AK Parti'de de yoğun çalışmalar var. İktidar partisi olmanın vermiş olduğu avantaj evet, var. Evet. Onlar da çok yoğun çalışma içindeler. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de aynı şekilde bir heyecan var. Milliyetçi Hareket Partisi de diyor ki biz belediyeyi kazandık, milletvekilliğini de kazanacağız. Yani kısacası bütün herkesin bir iddiası içinde var, bir beklentisi var. Ajans Erzincan olarak tüm siyasi partilere, adaylara yani başarılar diliyoruz. Herkes beklediğini yaşasın evet isteriz. Ancak ne yazık ki iki milletvekili hakkımız var. Evet. Dolayısıyla da yani ya bir parti bir bir olacak herhangi bir parti. Ya da 2-0 olacak. Tabii. Ama şu anki pozisyona göre bir bir gibi görünüyor. Ama hangi partinin ne olduğu, hangisinin bir bir olacağını da bilmiyoruz. Tabii o sevgili halkımızın takdiri. Şimdi şu anki pozisyona göre bir bir derken hangi parti olduğunu söylemiyorum. Yok, hayır. 2-0 yapacağım diyen partiler tabii o da var. Var. Onlar da var. Tabii. Mesela AK Parti. AK Parti gol atmışlar. TikTok'ta bir paylaşım gördün mü? Evet gördüm. Süleyman Karaman'la Mehmet Cavit Şireci Erzincan Spor'u karşılaşma yani Çorum Spor karşılaşması öncesi ziyaret etmişler ve orada TikTok için bir video hazırlanmış ve isterseniz onu bir izleyelim. İzleyelim. Evet. Evet. Aslında çok çılgın bir mesaj. Mehmet Cavit Şireci pası alıyor hop al ver golü Süleyman Bey atıyor. Tam da bacak arası ha. Yani çok ama o da kaleci şike yapıyor. Ama Mehmet Cavit Şireci yani de bacak arası. Gel atıyor. Bana gol at. Ve evet. İşte 1-0 2-0 yapmışlar orada. Evet. Bu da tabii şimdi, siyasetteki renk, canlılık. Tabii. O, yani biz 2-0 alacağız diye mesaj vermiş. Bu arada CHP adayı Mustafa Sarıgül'le sabah erken saatlerde kalkıyor. Evet. Ya ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Çok farklı bir siyasetçi profili çizdi Sayın evet, Mustafa Sarıgül. Gerçekten çok profesyonelce. Yani, profesyonelce çalışmalar yapıyor o da. Halkla iç içe. Diğer partilerde de aynı şekilde işte mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Cemil Yavuz Aksu yoğun bir çalışma temposu içinde kendini tanıtmak, halka kendini gösterebilmek için. Çünkü halk tanımıyor. Tanımıyor. Yani Mustafa Sarıgül hiç olmazsa yani yine Erzincanlı ama insanlar tanıyor, biliyor. Tahsili için gitmiş. Şimdi de Erzincan'da hemşerileriyle bütün mecralarda bir olup kendisini anlatmaya çalışıyor. Aziz Gün mesela tanınan bilinen bir evet üstadımız. O beraber da, çalışıyorlar. Beraber çalışıyorlar. Kısacası tüm partilerin farklı bir beklentisi var. Haydi görelim haydi bakalım. Haydi görelim bakalım. Sonunda 14 kazanan ayın, Erzincan olsun. Ayın 14'ün şurada 20 sabah kaldı. Yani 14'ünün akşamı pardon. 14'ünün akşamında
Ah mı, kara mı belli olacak. Görelim bakalım. Sonuçları da Ajans Erzincan'dan seçim sonuçlarını izleyebileceksiniz. Evet, canlı canlı takip edebilirsiniz. Dakika dakika seçim yasaklarının başlamasıyla, kalkmasıyla birlikte sonuçları Ajans Erzincan'dan sizlere aktaracağız. Bu arada biz de bütün adayların çalışmalarını elimizden geldiğince takip ederek Erzincan halkına anlatmaya ve yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da siz de oradan bakarak adayların çalışmalarını, konuşmalarını, iddialarını, projelerini izleyerek, dinleyerek siz de kararınızı verebileceksiniz. Evet. Şimdi Erzincan'da Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerinde il genelinde 968 sandıkta 169.594 seçmen oy kullanacak. Merkezde 386 sandık, 114.938 seçmen. Çayır ilçesinde 55 sandık, 6.278 seçmen. İliç ilçesinde 68 sandık, 6.826 seçmen. Kemal ilçesinde 83 sandık, 5.404 seçmen. Kemaliye'de 71 sandık, 3.690 seçmen. Otlukbeli'de 14 sandık, 1760 seçmen, Refahiye'de 130 sandık, 8970 seçmen, Tercan'da 104 sandık, 11360 seçmen, Üzümlü'de 57 sandık, 10368 seçmen. Yani baktığımızda en fazla seçmen sayısı merkezden sonra Tercan ilçesinde 11360, Üzümlü ilçesinde de 10368 seçmen oy kullanacak. Toplamda peki, seçmez... da 169.594 evet, seçmen. Genel olarak ya da şehir merkezindeki 114.000 yani 115.000'e yakın seçmen evet. sayısı düşmedi mi? Geçen seçimlerde 116.000 diye hatırlıyorum ama. Evet yani öyle bir... ona bakmak lazım. Bakmadık mı? Şimdi il genelinde 169.594 seçmen sandığa gitmiş olacak. Evet. Ve artık seçim içinde bu işte pusulalar hazırlandı, son hazırlıklar yapıldı, hı hı. nefesler tutuldu, adaylar kendilerini anlatacaklar, anlatmaya çalışıyor ve Türk halkı gidecek, oyunu kullanacak önümüzdeki dönem 5 yıl için illerde kendi o illeri temsil edecek olan milletvekillerini belirlemiş olacaklar. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim yapılacak olan seçimlerin Erzincan'a. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Sonunda kim kazanırsa kazansın, kazananın Erzincan olmasını istiyoruz. Çünkü Erzincan yapılacak olan yatırımlarla daha çok gelişmeyi hak eden illerden biri. Umarım önümüzdeki dönem daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yatırımlar devam eder. Şimdi tabii biz hani siyaset yapmayalım falan dedik ya, çok fazla iki milletvekili olacağı için 2-0 mı olur, 1-1 yani mi olur? Yani şimdi partiler yarışacaklar. Bizim evet. buradan iki milletvekilimiz Ankara'ya gidecek. Ondan sonra da milletvekillerimiz iller içerisinde yarışacak ki Erzincan için... Yine ben telefonu kapattım aslında ama niye böyle? Evet, programa başlamadan önce sordum telefonlarını kapattın mı diye. Sen kapattın demiştin. Evet dedim. Daha önce de aynısı evet, olmuştu. Evet. Niye böyle oluyor anlamadım. Yaşlılıkla ilgili. Ya ben yani neyse. Şimdi ben şeye geleceğim. Yani şey mi? Mesela siyaset yapmayalım derken bir konu var. İstersen siyaset yapmayalım ama şöyle orada gittikleri zaman Erzincan için Ankara'dan koparıp getirecekleri şeyler olacak. Biz onu bekliyoruz sadece ama senin söylemek istediğin şimdi bir şey var. Şimdi benim söylemek istediğim çok farklı bir şey. Sinirler yavaş yavaş gerilmeye başladı. Ama gerek yok ki ya. Gerek sinirlerin yok, gerilmesine de gerek çok yok. Çok kritik ya. Bir zamandan geçiyoruz. Yani bu yarış olarak dün Erzincan Spor kendi sahamızda yenildi. Gayet de güzel evet. bitmiş maç. Sorun da yok. Her şey... Yani. Mutlaka bu birisi kazanacak dediğin gibi diyoruz. Bu da bir yarış. Ama şimdi her şey demokratik kurallar çerçevesinde olacak. Şu ana kadar adaylarımız gerçekten centilmence mücadele ediyorlar. Kendilerini anlatıyorlar, parti programlarını anlatıyorlar. Ve adaylar arasında güzel bir çekişme var. Tabii bu böyle inşallah seçim sonuna kadar devam eder, seçime kadar. Çünkü Erzincan'ımızda böyle kavgalara, itişmeye, didişmeye çok böyle Erzincan
Evlerde de tartışmalar oluyor. Oluyor. Yani, kahvelerde oluyor. İşte herkes kendi fikrini anlatmaya çalışıyor. Tartışsınlar ama. Ama zarar verir. Yani bu bize zarar verir. Çünkü böyle aşırı... 15 Mayıs'ta yine biz yüz yüze bakacağız. Tabii. Yine aynı şehirde, aynı komşuluklar, arkadaşlıklar, dostluklar devam edecek. Seçim yüzünden, siyaset yüzünden birbirimizle kalp tartışmayalım. Gerek kalp yok kırmayalım. Ya. İnşallah böyle devam eder. Neticede 20 gün kaldı Semih Bey. 20 evet. gün kaldı. Dolayısıyla da 20 gün sonra Semih Bey'in de dediği gibi yani öyle bir tartışma olsun ki 20 gün sonra yine birbirimizin yüzüne bakabilirim. Yani. Şimdi ben benim bir eleştirim var. Bunu anlatmam lazım. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Mahallesi'nde Mimar Sinan Camii imamı Cuma hutbesinde bir konuşma yaptı. Elinde kağıt var. Tabii il müftülüğü Cuma günleri okunacak olan hutbenin metnini daha önceden tüm imamlara, camilere bildiriyor ve o metin okunuyor. Ama bu sevgili imam arkadaşımız Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camii imamı elindeki kağıda hiç bakmadan kendisi bir konuşma yapıyor. Şimdi bu konuşmada derin bir iç çektin siyasi yani. Mesajlar içeren yani, bir konuşma yapıyor ya senin bu imam haddine arkadaşım. Mi siyasi mesajlar ya? Şimdi biz burada hayırdır terfi mi almaya çalışıyorsun? Mesajlar yani vermeye çalışırken yani, senin ne işin var siyasette? Bak ne diyor biliyor musun? Ya? Mesela Hazreti Ali'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ebubekir'den örnekler veriyor. Çok güzel tamam. konuşmuş evet. ve orada işte sizler Alparslan'ın torunlarısınız. Sizler Çanakkale Savaşı'nda canlarını veren şehitlerin torunlarısınız. Eyvallah. Alparslan'ın torunlarısınız demiş. Ve orada sizler komünistlerle birlikte olamazsınız demiş. Şimdi burada farklı düşünenleri komünist olarak ayrıştırmış ve bir örnek vermiş. Demiş ki bir köpek heykelini Türk bayrağına sarılı şekilde açılış yapanlardan da olamazsınız demiş. Burada farklı mesajlar veriliyor bazı yerlere. Bir din adamına camide siyaset yapmak kesinlikle yakışmıyor. Bu sadece cami değil, cemevinde de yakışmaz. Camide de yakışmaz. Yani, din adamı camide mutlaka vermesi gereken mesajları verir. Elindeki metin neyse onu teşekkür ederiz afiyet Ozan Bey. Çok okur sağ ol. O metni ama siyaset yapmak ayrı bir olay. Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Türkiye'de biz bu hocalarımızdan, imamlarımızdan çok duyduk değil mi? Böyle evet. çıkıp da öyle kürsüde siyaset yaptıklarını falan hiçbirinin de bize bir faydası olmadığını gördük. Kabul görmedi. Kendisine de faydası olmadığını siyaseti, gördük. Siyaseti siyasetçiler yani yapmalı. Size il müftülüğü... Camilerimiz siyaset yapma yeri değildir. Değil. Yani bu sana arada... il müftülüğü bir not vermiş. Çık kardeşim bunu orada oku demiş. Sen kendi içinden katacağın şeyler belki Harbi olabilir değil. Ama siyaset mi yani? Aslında hayırdır güzel ya. De bir başta çok güzel bir konuşma yapmış. Güzel bir sunum yapmış. Tamam eyvallah. Birlik beraberlik mesajlarıyla başlamış. Ama ondan sonra verdiği, kullandığı kelimeler tamamen buram buram siyaset kokan. Evet. Yani sizler demiş en iyisini bilirsiniz. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz demiş. Siz hatta onların kim olduğunu da bilirsiniz demiş. Ha yönlendirme yapıyorsun ha hocam. Vallahi bravo yani. Senin sayende şimdi o camideki cemaatin hepsi yönlenmiştir. Senin de başın göğe ermiştir. Yani burada o zaman il müftümüzü, valiliği ve il müftüsünü göreve davet edelim. Bu konunun soruşturulmasını, araştırılmasını ve bu hocamızla ilgili de ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Kardeşim, Semih Bey de söyledi. Camiler de, cemevler de bizim. Ama her ikisinde de siyaset yanlış. Yanlış. Olmaz. Şimdi öyle seçime şey kalmış 20 gün. Yani burada hayırdır, kaş yaparken göz çıkaracaksın be kardeşim. İyi görünmek ya. İçin orada siyaset yapmış olabilirsin. Ama o kürsüden, o minberden indikten sonra çık dışarıda ne, kiminle ne konuşursan konuş. Ama karşında bir cemaat var. Yani, bir de cemaat salak da, değil ya. Yani tövbe haşa yarabbi ya ben. Ya arkadaşım sen hani orada kürsüdesin konuşma yapıyorsun da sen cemaat yani... Ya din adamına yakışmaz bunlar.
Yani cemaati yani ne zannediyorsun? Sen verdiğin mesaj nereye gidecek yani? Köpek heykeli açılışı kırmızı bir örtüyle yapılmış. O Türk bayrağı olarak nitelendirilmiş de. Türk bayrağı da değilmiş zannedersem. Kırmızı bir örtüymüş. Her kimse o açılışı kim yaptıysa kendi sorunu. Bunu orada o mesajı... Sana ne? Sana mı düşmüş o mesaj? Yani sana ne yani? Veya sizler komünistlerle beraber olamazsınız demiş. Sana ne? Ya ne biliyorsun belki... Yani şimdi o camide sana bulunan... Ne? Sağcısı da var, solcusu da var, farklı görüşlerden insanlar Allah'ım var. Yani bu mesajları vermek bir din adamına düşmez ve yakışmamış, olmamış. Ben kınıyorum kendisini. Ben de ve kınıyorum. Özellikle bu aşamada dikkat etmemiz lazım. Ve attığımız adıma, söylediğimiz cümlelere, kelimelere dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Bir daha rica ediyorum. Sayın Valimiz burada değil. Sayın Vali Vekilimiz... ve Sayın İl Müftümüzün bu konuda hassasiyetle ne gerekiyorsa yapacağına ben inanıyorum. Bu arkadaşımızın böyle ağzına bir biber sürmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi gelelim anketimize. Erzincan, evet. Seçim.com'da erzincanseçim.com ve seçimerzincan.com Erzincan'ın da siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bir seçim anketimiz var ve anket tüm hızıyla devam ediyor. 4 Mayıs'a kadar sürecek ve bu süre içerisinde oylar da gelmeye devam ediyor. Evet. Yaklaşık 3500'e yakın oy kullanılmış. Ciddi bir rakam aslında. Yani diğer büyük firmalara, Türkiye genelindeki ajans şirketlerine baktığımızda sonuçları açıklıyorlar ya. Evet. Bir de oy kullanma şekli de güvenilir. Tabii. Bizim rakamımız da onlara yakın oldu. Biz de yaptığımız anketle halkın nabzını tutuyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için hem de milletvekili seçimi için sitemize girerek size gelecek olan SMS koduyla birlikte tabii bu SMS de bizden gidecek. Ajans Erzincan'dan sizden herhangi bir SMS gitmiyor. Evet. O SMS kodunu giriyorsunuz. İstediğiniz partiye veya adaya işte Cumhurbaşkanlığı için ve milletvekilliği için oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Lütfen anketimize ilgi gösterelim. Bakalım sonuç ne çıkacak? Bunu da sizlerle paylaşacağız. Evet, anket sonuçlarını. Gerçekten en güvenilir oy kullanma şekli de bu zaten. Şimdi bazı bu konuda eleştiriler de oldu Semih'ciğim, onu da söyleyeyim. Ya kişiler gidip kendilerine oy istiyorlar dedi. Şimdi zaten kişiler, adaylar şu anda gidip kendilerine oy istemiyorlar mı insanlardan? Dolayısıyla oy istediğiniz kişilere de deyin ki Seçim Erzincan'a girin. Orada benim için de oy kullanın. Diyebilirler yani insanlar. Bu gayet doğal ve normal diye düşünüyorum. Bakalım sonuç ne çıkacak? Bir görelim yani. Seçimlerin sonuna kadar. Kesinlikle güvenilir bir anket bu. Evet. Bir telefondan bir kere oy kullanabiliyorsunuz. Bir defa evet. Oy kullanabiliyorsunuz. İkinci kez giremiyorsunuz. Bunu siyasi parti teşkilatları da aslında kendi partilerinde oy kullanabilirler. Bakalım sonuç ne çıkacak? Şimdi biliyorsun Erzincan'da hep siyaset dediğimiz için siyasete damga vurmuş kişilerden biri vardı. Sayın Recai Aptekin. Hep konuşulan hep adam. Hep konuşulan adam. Bugün olmuş. Kaç yıl olmuş vefat edeli? 18 yıl olmuş. Ben vatandaşlarla muhabbetteyken falan hep hala tamam biz işte milletvekili de yapmadık. Belediye başkanı da yapmadık ama. Ya iyi adamdı ya. Ya çok iyi bir siyasetçiydi. Bak işte şunu yaptı, bunu yaptı dediğimiz adamlardan biridir Recep Aptekin. Ve hep konuşulur ya. Ya keşke milletvekili olabilseydik. Ya çok keşke oy verseydik de çok tabii, var bunu söyleyenler. Merhum Yıldırım Akbulut döneminde evet. Anavatan Partisi döneminde şehrin önemli stratejik noktalarına önemli hizmetleri olmuş il başkanlarımızdan biridir. Peki anısına o sıcak atmosferde işte o zamanki o seçim zamanlarında il başkanıyken ve adayken yaptığı konuşmalardan verelim mi? Verelim. İster misin? İzleyelim. İzleyelim bir Recai Alptekin abimizin, merhum abimizin anısına bu görüntüleri. Anavatan Partisi kurulduğu günden bugüne kadar ben Anavatan Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev aldım. Erzincanlı hemşerilerimi ve Erzincan'ı şerefle Türkiye'nin her yerinde temsil ettim. Hiç kimsenin yüzünü kara edecek bir hal, hareket ve davranışta bulunmadım. Onun için burada hemşerilerime hesap vermekten çok gururluyum, mutluyum. Onları yere baktırmadım.
ve bugüne kadar bu görevimi şerefimle temsil ettim, buraya geldik. Anavatan Partisi Türkiye'ye yaptığı hizmetler herkesin gözü önünde. Bilhassa biz Erzincanlı olarak bu işin örneklerini yaşadık. Ben her zaman söylüyorum. Cenab-ı Allah depremi Erzincan'da yapmasaydı, Erzincan'da yatırımlar sıfır denecek kadar azdı. Hatta son günlerde yine bir şey öğrendim. Erzincan rehabilitasyon depremiyle ilgili paralarla Türkiye'deki Bayındırlık ve İSKAN Genel Müdürlüklerine bilgisayar ağı öldürülmüş. Oysa ki devletin hiçbir biriminde, resmi kurum ve kuruluşlarında, yani bu yatırımcı kuruluşlarında bir eğitim, bir öğretim veya depremle ilgili bir seminer yoktur. Dolayısıyla bizim hemşerilerimiz için gelen paranın Türkiye'nin 76 vilayetine, en son öğrendiğim bir bilgi, bilgisayar alınmasını Erzincan'ı temsil eden siyasi parti milletvekillerini, il başkanlarını, yerel yöneticilerini şiddetle kınıyorum. Ben Anavatan Partisi il başkanı olarak bunları sizlere ve siz değerli arkadaşlarımız kanalıyla da hemşehrilerimize aktarmanızı özellikle rica ediyorum. Bugün burada benim il başkanı olarak görevim sona eriyor. Ama bu demek değildir ki Anavatan Partisi'nden ayrılacağım. Anavatan Partisi'nde görevime yine devam edeceğim. Akabinde Anavatan Partisi'nin Erzincan İl Teşkilatları'yla yapacağım görüşmeler neticesinde yönetim kurullarıyla, ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla ondan sonra adaylığımı açıklayacağım. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Evet. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ailesine değerlerinden biriydi. Eşi bugün bir paylaşım yapmış. Şükran ablamız sen ne güzel adamdın demiş ya. Yani bu memlekette siyasette çok önemli bir isim oldun. Tabii. Biz seninle hep gurur duyduk. Seni çok seviyoruz. Yaşantısıyla, demiş. Siyasetçi kişiliğiyle. Evet. Bize çok güzel bir isim bıraktın demiş. Gerçekten insanlara yaklaşımıyla, şehrimize hizmetleriyle bir il başkanı olduğu halde önemli hizmetler. Ben mesela bir örnek vereyim. Polis okulu örneği var. Onu ben söyleyecektim. Demişti ki yani bütün malzemesini ben alacağım. Yeter ki götürmeyin polis okulunu Erzurum'a. Ama şöyle 92 depreminden sonra Erzurum'a taşındı polis okulu. Evet. Taşındıktan sonra işte biz işte yeniden yapılanıyoruz, binalar yapılıyor, inşaatlar falan filan derken Erzincan işte biraz şekillenmeye başladı. Bir döndük dedik ki bizim polis okulumuz ne oldu? Ne olacak? Ve Recai Alptekin bakanın önünü, tabii, o eski şu anki trafik şube müdürlüğü var biliyorsunuz, Fevzi Paşa Caddesi'nin devamında Erzurum yolu üzerinde polis okulunun önünde bakanın önünü kesti. Ya korumalar, herkes engellemeye çalıştı. Ben oradaydım. Dediler ki ya ne yapıyorsunuz başkanım, olmaz, burada yapmayın, işte şuradayken söylersiniz falan. Kimse karışmasın dedi bana kardeşim. Ben dedi bakanı burada dedi arabadan indireceğim dedi aşağıya. Buzuyu yatırdı yolun ortasına. Bakanın arabasını durdurdu, orada kurbanı kestirdi. Bakanı aldı götürdü. Okuldan içeriye soktu. Dedi ki bu okul depremden sonra Erzurum'a gitti. Bu okul dedi tekrar Erzincan'a gelecek dedi sayın bakanım. Ve geldi. Evet. Ama Allah şimdi rahmet de etsin. Tabii. Ve daha sonra bu okul büyüdü. Büyüdü, daha büyük sayısı oldu. Arttı ve Erzincan Üniversitesi'ne katıldı. O temel atılmasaydı şimdi polis okulu Erzincan'da bu halde olmayacaktı. Olmayacaktı. Evet. Bir kez daha rahmetle anıyoruz sayın mekanın Mermun cennet olsun Recai Alptekin. Evet. Bir kez daha ailesine de sabırlar diliyoruz. Allah sabırlar versin. Evet, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da coşkuyla kutlandı. Çocuklar kendilerine bayram armağan edilmesinin sevincini ve gururunu yaşadılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram Erzincan'da coşkuyla kutlandı. Bu arada makamlara da çocuklar oturdu. Her zaman olduğu gibi.
Bu sadece Türkiye'de var biliyor musun Semih? Evet. Başka hiçbir ülkede... Ve şenlik düzenleniyor Ankara'da. Tabii. Ülkelerden çocuklar geliyor, gösteriler yapıyorlar. Erzincan'da valilik makamını temsil olarak devralan 4. sınıf öğrencisi Göktürk İlköğretim Okulu öğrencisi İkranur Sazlı. Ne istemiş? Çok anlamlı bir şey söylemiş. Tabi orada herkesin bayramını kutladıktan sonra orman yangınlarına dikkat çekmiş ve daha sonra da demiş ki deprem bilincinin artırılması ve yapı stoğuyla ilgili gerekli tedbirlerin artırılması talimatında bulunmuş. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. İkranur Sazlı. İşte biz bunu bizim... biz bunu 10 biz... programdır anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz o makama oturamadık. Bizim artık yaşımız geçti. Yani ama İkranur da demiş ki bu abilerim anlatıyor ben de söyleyeyim demiş. Yani aferin içimizi sana. Mi okudun, bizi mi izledin? Neydi kardeşimizin adı? İkranur Sazlı. İkranur Sazlı. Şimdi Sazlı soy ismi de Cim'in tarafına. Cim'in eşrafından olabilir. Seni tebrik yani ediyorum. Yani bizim 10 haftadır söylediğimiz şeyi çocuk koltuğa oturmuş şey, söylemiş yapı vallahi. Stoku araştırılsın demiş ve depremlere dikkat çekmiş. Evet. Sayın valilerimiz de vali yardımcımız şu anda biliyorsun. Evet. Sayın valimiz peki. Hatay'da bayramda Hatay'a evet. Gitmişti. Ama o da çok güzel bir hareket değil mi? Bayramda orada gidip tabii. O depremzedelerle çünkü, birlikte olmak. Çünkü bak biz gittik. Yani bizim şimdi depremle anlattığımız konularla sayın valim sonra, çok ilgilenmiyor olabilir ama. Biz geldikten sonra hep aklımızdaydı değil mi? Bir daha gidelim. Evet evet çünkü hala aklımda. O şeyi yaşadıktan sonra yani bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet. Turist olarak gitmek değil. Evet. Orada birilerine yardımcı olabilmek. Onların acılarını paylaşmak. Evet. Biz hala aklımız orada. Bak Sayın Valim de görevini bitirdi. Ama bayramda duramadı. Bayramda gitti, duramadı. Yeniden o hizmet ettiği yerleri depremzedelerin acılarını paylaşmak için bir daha gitti. Evet. Ve bayramı orada geçirdi. Evet Sayın Belediye Başkanımızın da tabii misafiri vardı. O da Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda makamına İnönü İlkokulu öğrencileri gitmişti. Makama da Emir Baybars Kefçi oturdu belediye başkanlığı koltuğuna. Emir kardeşim öpüyoruz seni. O da isteklerde bulundu. Tabii evet. Hangi istekte bulunduğunu detayı tam alamadım ama mutlaka şehirle ilgili isteklerde bunlar. Güzel tablolar hiç kimsenin çizildi. Aklına gelmeyen, belki belediye başkanının bile aklına gelmeyen taleplerde bulunmuş olabilir yani bu arada. Çünkü şimdi çocuklarımızın baktığı pencere çok farklı Semih'ciğim. Evet. Şimdi bazen diyoruz ya işte çocuk bu. Çocuk diyoruz ama bazen öyle cümleler kullanıyorlar ki diyoruz Allah Allah ya bu cümleyi bu mu kurdu, bu mu söyledi? Sonra diyoruz ki hayır. Yani bu yani çocuklarımızın da gözlemleri çok önemli ve çok evet. Değerli yani. Tabii bu makamlara oturmanın ardından daha sonra program Merkez Spor Salonu'nda yapılan kutlamalara geçildi. Burada bir ufak bir aksaklık evet. Mı olmuş? O konuyu sen araştırmıştın ama evet yani biz ne olmuş orada? Bir mesaj geldi bana. Mesajda aynen şöyle yazmış. Abi kapalı spor salonunda olumsuz şeyler yaşadık. Çocuklarımız işte ağladı. Protokol programa geç geldi falan diye duyunca tabi bu bilgiler gelince biz de dedik ki yani bu neler oldu diye araştırdım, sordum. Sayın ya protokol zamanında gitmiş ama belediye başkanı geç gitmiş. Nasıl yani? Yani bir diyelim program 11'de başlıyor. Protokol herkes almış. Orada. Herkes orada. Vali vekilleri, 3. Ordu komutanı, kurum müdürleri ve bütün protokol evet. Orada. Belediye başkanı yok. Belediye başkanı da geç kalınca vali vekiline orada sormuşlar işte efendim talimatlarınız varsa biz başlayalım programa diye. Tabii bir süre beklenmiş. Sonradan da yani şimdi salon hınca hınç dolu. Çocuklar gelmiş oraya, o minikler oradalar. Bayram kutlayacaklar, oturmuş bekliyorlar. Neden? Efendim protokol yerini alsın da. Ondan sonra ya ben protokol niye bekletiyorum çocukları orada? Şimdi zaten 11'de program başlıyor ya. Evet. Saat 8'de bir kere bu çocukları orada 7'de yatağından kaldırdılar. Çocukları giydirdiler. Hazırladı aileler. Okullarına götürdüler. Okulda bir bekledi. Yani okullar en geç 9.30'da oradadır. Evet. Yani. Erzincan'ın diliyle çocukları hışır edip salona getirdik mi kardeş?
Bir de orada oturduk bekliyoruz ki protokol yerini alsın. Ya oldu mu ya? Şimdi protokol yerini almış. Tamam. Saat 11'de gelmiş. Eyvallah. Protokol. İşte ama şimdi başkan gelse, vali vekili gelse olmuyor. Vali vekili gelse, başkan gelse, işte vali vekili diyor ki ya başlarsak ayıp olur başkana, bekleyelim başkan gelsin. Şimdi peki süre, başkan neden geç kalmış acaba? Onun nedenini bilemiyorum ama inşallah açıklasın yani, açıklarlar. Yani o minik yavrular ve aileleri orada bekliyor. Neymiş efendim? İşte belediye başkanının arabasının lastiği patladı. Bana ne kardeşim yani, 10 dakika önce gel. Ya lastik çocuklarla patlama yok da. Sen ya yok öyle de. Benzetme yaptın. Yani hani böyle bir yere geç kalındığı zaman evet, söylenir ya işte. Hani şu oldu, bu oldu, falan oldu, filan oldu diye. Bir sürü bahaneler uydurulur. Bu işlerin bahanesi olmaz. Şimdi siz ya, programa zamanında gideceksiniz. Zamanında gideceksiniz. Zamanında gitmezseniz orada homurdanmalar, hımırdanmalar olur. Konuşmalar olur, söylemler olur. Sizin için oradaki cümleler olumsuz hale dönüşmeye başlar. Yani bunu kendi ayağınıza sıkıyorsunuz hem aynı zamanda. Sayın Başkanım, yani bu tür programlara bilmiyorum sebep nedir geç kalışınızın ama gidiyorsunuz işte yeriniz de orada olmuyor. Efendim başkası oturuyor yerinizde. Ona da kızıyorsunuz. Zamanında gidin. Yani Sayın Başkanım, ondan zamanında sonra da galiba salondan ayrılmış. Salondan işte evet ayrılmış. Ha bu arada bir şey daha var. Folklor ekibinin programı iptal edilmiş. Hani bunun protokolün geç kalması falan bununla alakalı değilmiş. Hani bizim folklor ekibimiz davulla zurnayla gösteri yaptığı için. Evet. Malum yani büyük bir afet yaşamışız. Depremle yıkılmışız bütün şimdi ülke. İptal edilmiş derken programa koyulmuş ve sonradan iptal edilmiş. Ha tabii yani. O zaman şöyle olmalıydı. Programa koyulmamalıydı. Şimdi programa koyulduysa yani. Evet, halk orada oyunları da ekibi, haklısın, doğru söylüyorsun. Tabii yani çocuklar giymiş gelmiş davul zurna. Bunu o zaman düşünmek lazımdı hazır, değil mi? Orada son anda ya işte bu deprem olmuştu, biz davul zurnayı çalarsak tepki alırız. O zaman baştan koymayacaksın. Şimdi o yavru ağlayarak geri dönmüş. Yani allı pullu giymiş gelmiş orada gösteri yapacak diye. Şimdi gösteri hayır iptal oldu deyip sen o çocuğa bunu anlatamazsın. Yani Semih Bey'in dediği de çok doğru. Programı önceden elinize alıp deseydiniz ki kardeşim daha huzurlu olmaz bunu kaldıralım. Yani bunlar zor şeyler değil. Tabii. Sizler akıllı zeki insanlarsınız. Bu koltuklara kolay oturulmuyor. Çok önemli yollardan geçip eğitimler alıp gelip bu koltuklara oturuyorsunuz. Dolayısıyla da bunlara baktığınızda yani danışmanlar var, protokol müdürleri var. Şimdi sizler de bu yöneticilerimiz yoğun olabilir, uyarabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla evet, siz bunun için zaten maaş alıyorsunuz. Dolayısıyla da ya çocukları ağlatmak hoş olmamış. Yani liderinizi uyarınız ki lider hata yapmasın ve programlarda sorun olmasın. Kaldı dediğin ki, gibi yavrular ağlayarak evlerine gitmişler ya. Şimdi yani, mesela programda tabii işte Ziya Gökalp İlkokulu, Akşemsettin İlkokulu tarafından evet, da programlar düzenlenmiş. Bu da renkli görüntülere sahne olmuş. Program aslında güzel gelmiş ama tabii bir protokol krizi, başkanın geç kalması ve halk oyunları evet, ekibinin iptali işi bozmuş. Evet. Bir kez daha biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayalım. Kutlayalım. Umarım bütün yavrularımızı öpüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyoruz. Onları çok seviyoruz. Onlar çok değerli. Memleketin geleceği, ülkemizin geleceği gençlerimiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Evet, konu konuyu açıyor. Şimdi başka bir konuya atlayacağız. Daha önce de gündeme getirmiştik. Bu son günlerde de gündeme geldi. Ama seni çok gündeme iyi görüyorum Semih Bey. Şimdi daha önceki programlarda böyle çok agresif ve sinirli oluyordun. Ramazan'dı o zaman. Ha, Ramazan'ın... Şimdi benim de Ramazan'da sorun oluyor. Biraz şeker düşüyor, biraz agresif olabiliyorum. Anladım. Bir de bayram, herhalde bayramda da günün güzel geçti. Evet. Torun buradaydı, kızın sağ damadın olsunlar falan buradalardı. Aile ifradı toplanıyor. Ne güzel. Onların da vermiş olduğu bir rahatlık var. Şimdi ben tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bu terminal konusu artık Erzincan'ın öncelikleri arasında yer almaya başladı. Ha geçen yazmıştın sen. Yazmıştık. Çok da yorum geldi. Şimdi Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali zamanın belediye başkanı Yüksel Çakır tarafından yapıldı ve daha sonra oraya yapılan o alt geçit batma çıkma var ya orada bir. Evet. Onunla birlikte çukurda kaldı.
Ya terminale gidin, gerçekten işler acısı. Yani şehrimize yakışmayan, istersen o eski terminal fotoğraflarını da alalım ortaya. Eski terminalimiz nasıldı? Ben senin, evet. Onu bir hatırlayalım. Şu anda bu fotoğrafı mimari, ekranda Sayın evet, Bey. Bakın bu mimari özelliğiyle çok da ilgi çekiyordu. Evet. Ortada bir havuz vardı. Yazıhaneler etrafta. Erzincan'a yakışır bir terminaldi. Tabii depremde evet, hasar gördü falan. Yıkıldı. Şimdi bu ucubeyi getirdi. Buraya diktiler. Evet. O da şimdi, doğru. Şimdi ben bunlarla ilgili söyleyeceklerimi saklıyorum. Alıyor, sen... Terminal esnafı kanı alıyor. Terminal hiç memnun olmadılar. Erzincan'a yakışmıyor. Evet. Uzaklığını, yakınlığını ben tartışmıyorum. Tabii daha da yakın bir yerde olabilirdi aslında ama şu anda aldığım bilgiye göre Terminal Dernek Başkanı Sayın Hüsamettin Bakan belediyeye ziyaret sırasında başkandan istekte bulunmuş. Evet. Başkan da en son meclis toplantısında gündeme getirmiş. Umarım Sayın Başkanımız Erzincan şehirler arası otobüs terminalini yeniden yapar ve oraya iz bırakan bir başkan olur. Değil mi? Derler ki belediye başkanı Bekir Aksun halkın tepkisini dinledi, göz önünde bulundurdu ve bu terminalin Erzincan'a yakışmadığını tespit etti ve Erzincan'a işte bu terminali Bekir Aksun kazandırdı diyebiliriz. İnşallah. İnşallah. Başkanımız buna şu anda görüşmeler yapılıyormuş, mecliste onaylanmış, kabul edilmiş veya belki imza altına alınmamış olabilir ama fikir olarak da görüşmüşler. İnşallah Erzincan bu şehirler arası ucube terminalden çok yakın zamanda kurtulur. Bunu da Sayın Başkanımızdan hasreten rica ediyoruz. Evet. İşte bizim terminalimizin durumu. Yani evet, gelen giden görüyor, yorum da yapıyorlar, beğenmiyorlar. Tuvaletin yanında kafeterya. Kafeterya çok ilgisiz bir yerde. Esnaflar kapatmış. İş yerlerinin birçoğu kapalı. Ne bileyim yani kullanışsız. Güvenliği yok. Esnaf orada terk edilmiş hissediyor kendini. Hiç kimse mutlu değil. Hiç kimse mutlu. Aynı ilçeler garajı falan oluyor ya böyle büyük şehirlerde. Aynı onun gibi bir yer bize yakışmıyor. Lütfen şimdi, burayla ilgilenelim. Bir, her ilde şehir planı yapılır. O şehir planına göre işte cami nereye yapılacak? İşte efendim üniversite nereye yapılacak? Üniversite nereye yapılacak? Yeni sanayiler nereye yapılacak falan diye bu şehir planında bunlar belirlenir. Bunlar belirlenirken de 92 depreminden sonra şehir plancısı Ahmet Vefik Alp evet, rahmetli oldu. Bu çok değerli bir üstattı. Tayyip Kaban zamanında bunun Erzincan'ın şehir planı yapıldı ve o kavşağın oradaki yer, şu anki yeni terminalin yeri otobüs terminali olarak belirlendi. Yüksel Çakır da geldikten sonra Sayın Binali Yıldırım'a sunulan isteklerden biri de buydu. Otobüs terminali. Evet. Bu otobüs terminalinin yeri zaten belli olduğu için oraya da talepte bulundu. Bir firmanın işte bunu yap işlet devret belediyeye de yük olmadan yapılsın diye otobüs terminali orada inşaatı başladı. Henüz daha kavşak yapılmamış. Evet. Yani battı çıktı yok. Dolayısıyla otobüs terminali oraya yapıldı ve dendi ki bütün işte ilçe ve beldelerin otobüsleri de buraya gelecek ve buradan minibüsler de alıp şehre dağıtacaklar yolcuları. Orada öyle bir yerde yapıldı çünkü. Orada öyle bir yerde yapıldı. Şimdi battı çıktı yapılınca bir yükselti yapıldı orada. Terminal çukurda kaldı. Terminal çukurda kaldı. Bir. İkincisi çukurda kalınca ilçe yani hiçbir belediye başkanı cesaret edip de ilçe ve belde minibüslerini hadi arkadaşlar artık orada burada durmayacaksınız. Sizin yeriniz orası deme cesaretini de gösteremedi. Ama zor bir şey o. Zor. Şimdi mesela Üzümlü'den gelenler için evet, tamam. Tercan'dan, Çaylı'dan yo, gelenler için. Yok Üzümlü duraklarını kaldırsınlar da göreyim. Ama mesela Kemah'tan, Ilıç'tan, Kemaliye'den gelenler evet, gelip şehri geçecek, terminale gidecek. Onlar için bir sıkıntı var. Tabii. Mesela Kerkit durakları deriz biz mesela. Evet. Kerkit durakları.
Yani mesela orada beldeler var işte. Yani o durağı oradan kaldırdığınız zaman oradaki esnafların hepsi dükkanı kapatır tabii, gider yani. Yalnız Bağ, Çukurkuyu, Demirkent. Evet. Yani. Şimdi bura ilçe durakları yapılamayınca Semih Bey, bu otobüs terminali kel kaldı. Evet. Yarısı kullanılmaz hale geldi. Diğer yarısında da hareket yok. Dediğiniz gibi yani kafeterya ile tuvalet yan yana olur mu ya? Şeyde yani otobüs terminalinde hiç akıl var, mantık var. Ve çok bakımsız. Ne yolcular şimdi, mutlu. Terminal yönetimi diyor ki ben zarar ediyorum. Evet. Ama zarar ediyorsun da bunun şeyini biz mi çekeceğiz? Yani terminal esnafı mutlu değil. Yolcular mutlu değil. Hiç kimse mutlu değil. Yıllardır o terminal oraya yapıldı, yapılalı hiçbir kimse mutlu olmadı. Evet. Şimdi biraz önce senin bahsettiğin eski terminalin yeri var ya. Evet. Orası ilçe terminali olabilirdi. Hani ama iş işten geçti. Orayı Kızılay'a defalarca yalvardık, yakardık. Dedik ki ya burayı yıkmayın. Burayı düzenleyin. Ya bir kültür merkezi olsun burası. Tabii şimdi şehirler arası otobüs terminali orada olamazdı. Çünkü şehrin içinde kalmıştı tabii orası ama. Şehir içinde yeri. Bir de otobüsler tamam. Çok ama çok sorun çıkarıyordu yani. Tabii, çok sorun çıkarıyordu. Ama bak şimdi bu yeni çevre yolu civarında bir yer düşünülüyormuş şu anda. O bölgede o yeni sebzeli var ya. Evet. O bölgede bir yer düşünülüyormuş. İnşallah Erzincan'a yakışır yeriyle, mimarisiyle İnşallah. Güzel bir yer yapılır. Haydi bakalım yani yetkililerimizden bekliyoruz. Şimdi, böyle kesin net hamleler ya. Bak şimdi sen bu ya eski mesela, terminal yerini dedin ya. Benim hemen aklıma geldi. Ya bu bayramda gelenler vardı ya Erzincan dışından evet. Gelenler, hemşerilerimiz bizim. İşte İstanbul'da, Ankara'dan, Yalova'dan, evet. Bursa'dan, şuradan, buradan Erzincan'a gelenler var. Ya hep bana soruyorlar. Tabii biz işte yaptığımız programlarda zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bir liste yaptım. Bizim düşündüğümüz şeylerin aynısını onlar da soruyor. Mesela diyorlar ki Kızılay İşhanı yıkıldı. Tamam. Tamam. Buranın yeri ne olacak? Bir. Boş duracak. İki. Yenişehir Çarşısı yıkıldı. Halitpaşa Caddesi'nde. Burası ne olacak? Burası ne olacak? İki. Üç. Eski terminal yıkıldı. Buranın yeri ne olacak? Ne olacak? Dört. Astsubay lojmanları yıkıldı. Oranın yeri ne Buranın olacak? Yeri ne olacak? Ya o kadar çok bunun şey söyle. Bunun gibi sayabileceğimiz daha çok yer var. Tamam biz her yeri yıktık da buraları ne yapacağız? Ne yani olur. Bu yıkmayı bir hizmet olarak mı kabul Hayır, ettik? Hayır çok gizli. Semih Bey öyle sen de her şeyi sorup öğrenmeye çalışıyorsun. Sen ama gazeteci misin? Niye soruyorsun bize, ki yani? Bize soruyorlar. Yani. Merak ediyorlar. Biz de ya yani, sizi ilgilendirmez kardeşim. İşinize bakın siz ya. Adamlar senden daha iyi biliyor. Şimdi bak. Senden daha çok biliyor. Şimdi yani sana var, mı soracak orayı ben ne yapacağım yeni diye bir yani. Yeni moda var. Eski terminali yıktım. Bravo. Alkış. Evet. Astsubay lojmanlarını da yıktım. Alkış. Bravo. Tamam ama temizlendi. Yeni çok kirliydi. Yenişehir Çarşısı'nı da yıktım. Bravo. Bir alkışta. Bir alkışta. Kızılay İşhanı'nı da yıktım. Bir Süper alkışta. Bir alkışta. Evet. Peki şimdi gel bakalım buralara ne yapacaksın? Ya. Zeki sen bu telefonunu kapatmıyor musun? Vallahi ben kapatıyorum telefonumu da. Yani ben... Ama yani bir insan bir kere uyarılır. Bu kaçıncı? Çok özür diliyorum. Yani bu, şimdi bu yıkılan yerlere... Telefonda bir sorun var herhalde. Bu yıkılan ya. Yerlere ne yapacağız arkadaşlar? Ya burası ne olacak? Ya bunu sormayalım mı? Yoksa bize kızar mısınız sorarsak? Yani birileri bir şey söylemeyecek mi? Bu kadar yıkılan yer var. Madem ki bu yıkılmayı hizmet olarak kabul ettik. Peki hizmet olsun yıktık. Bu bir hizmet olarak söylediniz. Yerine ne yapacaksınız? Belli değil. Eski terminalin yeri Kızılay almıştı. Ne olacak burası? Sormayın. Çok gizli. Belli değil. Hatta bir de sinirleniyorlar. Astsubay lojmanlarının yeri ne olacak? Ya orayı hiç sormayın. Şu anda otopark oralar. Onu da sormayın. Onu da sakın Peki, sormayın. Peki Yenişehir yani. Çarşısı? Şimdi Yenişehir Çarşısı'nın yanında o ya siz de her şeyi var. Soruyorsunuz. Oralar ya. Da yıkılacak. Orası çok büyük bir alan. Oraya ne yapacaksınız? Sakın. Sakın öyle bir şey demeyin. Aman aman sakın sormayın. Çok ya, ayıp ya öyle şeyler sormayın. Umarım ya. Sadece yani, yıkmayı hizmet olarak kabul etmeyiz. Evet. Yıkılan yerlerin yerine ne yapacaksak onları biz hizmet olarak buradan açıklayalım. Değil mi? Yani.
Evet, laf lafa açtı. Ya nerede hareket, nerede bereket ya. Biraz hareket ya. Şimdi bize deyin ki ey ahali, işte biz yıktığımız astsubay lojmanlarının yerine büyük bir sosyal, ya mesela hani bizim bir tavsiyemiz olmuştu da bir vatandaşımızdan, yine baş başa evet, da işlemişti. Kongre salonu gibi bir yer demişti. He, yani gerçekten şehrin merkezinde bir kongre merkezi ve insanların gezeceği, eğleneceği böyle bir ortama ihtiyacımız var. Ya yani eski Selçuk'un yeri var ya, günde en az 2-3 sefer polis telsizinden geçiyor. Orada madde kullananlar, alkol kullananlar, evet, özellikle akşam saatlerinde falan. Ya polis oraya sürekli devriye atmaktan bıktı. Sürekli bir şeyler oluyor orada. Önlem niye? Çünkü boş. Evet. Boş. Yenişehir Çarşısı'nın orası. Orası zaten madde kullananların mekanıydı. Evet. Şimdi orayı düzlediler. Temizlendi. Otobüs durakları tamam, yapıldı. Güzel. Ama oldu, orası durak. Boş mu kalacak? Yani mutlaka bir şey yapılacak. Yani. Geliyoruz astsubay lojmanlarından sonra eski terminal Kızılay İşhan'ın yerini de başkanımıza soruyoruz. Başkanımız diyor ki burası şehir meydanı olarak kalacak. Andezit döşedik. Yeşil alan falan değil dedi burası. Yanında Manifaturacılar Sitesi'nin yıkılıp orayla birleştirilme projesi vardı. Evet. Oranın da ne olacağı henüz belli değil. Yani yıkmak hizmet değil, yapmak bence hizmettir. Kesinlikle. Şimdi sevgili dostlar, belki diyeceksiniz ki yani siz gazetecisiniz, yani sizin de mi haberiniz yok? Evet ya, biz gazeteciyiz. Yani ömrümüzü, yıllarımızı bu işlere verdik. Daha önceden biz bilirdik ki haftada bir falan insanlar, başkanlar toplantı yaparlardı, açıklamalar yaparlardı. İşte ne bileyim böyle basın toplantıları falan olurdu. Yok, olmuyor, yapılmıyor. Yani gerçekten ciddi bir sorun bu. Dolayısıyla biz de bu konularla ilgili bilgilenemiyoruz. Yani her konuda da arayıp Sayın Başkanım bu ne olacak dediğimiz zaman da yine istediğimiz cevapları alamıyoruz. Yani alttan da üstten de cevapları alamıyoruz. Ne yazık ki. Dolayısıyla böylece bilgisiz kalınca biz de sizi bilgilendiremiyoruz ve soruyoruz ne olacak diye. Evet. De haydi gelin cevabını verin, biz de yayınlayalım ne olacak diye. Görelim. Biz de merak ediyoruz çünkü ne olacak. Mesela bu refüjilerin ne kadar güzel olduğunu söyledik. Eyvallah. Yani şehir içerisinde. Geçen Fen İşleri Müdürü'yle tanıştık çok beraber. Çok güzel anlattı. Helal olsun. Çok güzel İyi anlattı. İyi bir kardeşimiz. Sevdik kendisini de. Evet. Tebrik ediyoruz. Söyledi yani. Eleştirdiğimiz de oluyor. Eleştiriyoruz da. Buralar ışıklandırılacak. Orta refüjlerde yapılan o ayırmak için yolları. Evet. Artık insanlar öyle gelişi güzel caddeden karşıdan karşıya geçemeyecek. Refüjler dekoratif bir görüntü ve onlar ışıklandırılacak, evet, şehrimize de çok yakışmış gerçekten. Evet. Şimdi bunu eleştirenler de var. Ellerine ya sağlık. Niye kapattınız kardeşim? Desinler ben onlar, istediğim desinler. Yerden karşıya geçmek olmaz, istiyorum. Olmaz burası. Sen niye kestin onu? Bak şimdi geçemiyorum canım, diyorsunuz. Tarladan mı geçiyorsun? Yani her trafik akışı burası trafik, olumsuz etkileniyor. Tabii yaya yollarına belirlenmiş tabii. yerler var. Bence çok yerinde. Oradan geçeceksiniz kardeşim. Öbür taraflardan yerinde geçmeyeceksiniz. Bu durum, bundan dolayı da belediyenin bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Bu olması gerekendi. Geç kalmış bir çalışmaydı. Evet, özellikle Fen İşleri Müdürümüz bu konularla çok ilgileniyor. Evet. Kendisini tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, aynen öyle. Evet, gelelim. 3-4 tane spor haberimiz var. Onları ben kısa kısa Erzincan sporu sona koyma. Herkes merak ediyor. Ben diyorlar. Maçta değildim, gelemedim. Şimdi İçim içimi yedi. Bitirdi. Ama takip ettin. Takip ettim ama. Şimdi Ercan Spor'a geleceğiz. Ya şimdi niye yenildik biz arkadaşlar? Bak yani önce Ercan Spor'u mu söyleyelim peki? Çünkü bence şu an var. Çok var onu bekleyen. Şimdi Erzincan Spor'a geldiğimizde Erzincan Spor Çorum'la karşılaştı. Kendi sahasında lider Çorum Spor. Çorum Spor'la Urfa Spor alt, biri altta biri üstte. Daha sonra diğeri üstte öbürü altta. Öyle bir mücadele vardı. Çorum Erzincan'a mutlak galibiyet için geldi. Doğru, beraberlik doğru. bile yetmiyordu. Çok da taraftar, yaklaşık 700-800 kişi, yani 1000 kişiye yakın taraftar grubuyla geldi. Şimdi Çorum'la Erzincan arasında bir kardeşlik şeyi var, biliyor musun? Biz aynı renkler. Hem aynı renkler hem de bizim taraftarlarımız oraya maça gittikleri zaman iyi ağırlanıyorlar. Güzel mesajlar veriliyor. Onlar buraya geldiği zaman biz aynısını yapıyorduk. Bu sefer de öyle oldu. Taraftarlar geldi Çorum'dan.
Güzel ağırlandılar. Yöneticiler, basın. Hatta biz birebir ilgilendik orada Çorum'dan gelen gazeteci arkadaşlarımızla. Burada ben TSE'de Erzincan İl Temsilcisi İbrahim Gürler'e teşekkür etmek istiyorum. Niye? Hayırdır? Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Burak Mumcu'ya teşekkür etmek istiyorum. Stat'ta ne çok oldu? İyi ağırlandılar. TSE'de İl Temsilcisi İbrahim Gürler ikramlarda bulundu. Çorum'dan gelen misafirlere. Hayır, biz her gittiğimizde çayımız, kahvemiz hazır zaten. Onları zaten sağ olsun her seferinde İbrahim yapıyor. Bey'e teşekkür ama ediyoruz. Ama o misafirlerimizle özellikle ilgilendiler. Gazeteci arkadaşlarımızla. Gazeteci arkadaşlarımızla. Meyveler ikram edildi misafirlerimize. Onlar da çok şaşırdı. Dönüp dönüp teşekkür ettiler bize. Hatta Recep Çetin'in yaptığı maç röportajlarında da bir tanesi özellikle Erzincan basınına teşekkür ederim dedi. Her neyse, güzel bir atmosferde güzel başladı. Hareketler bunlar. Çorum Spor taraftarları Erzincan Erzincan diye tezahürat yaptılar. Ufak tefek müfredi şeyler oldu ama. Şey mi Semih Bey, yine çok güzel oynadık ama yenildik mi? Ben şuna inandım. Teknik direktör çok fark ediyormuş. Yani o Hikmet Dede gitti ya. Hikmet Dede gittikten sonra yeni gelen. Taktın sen de Hikmet Dede'ye ya Semih'cim ya. Takımı adeta var mı gerçekten fark? Ya 90 sen, dakika mücadele etti. Sen çok iyi izleyen bir adamsın. Yani 90 bir de Erzincan Spor'u çok iyi analiz ediyorsun. Ben tabii yani güçleri ölçüsünde gücümüz o kadar mıydı? Maçı yani bırakmadılar. Şimdi Çorum Spor bizden fazla para harcadı. Daha kaliteli futbolcular aldılar. Şampiyonluk için bir takım yapmışlardı ve bunu da gösterdiler. Gösterdiler. Çok ahım bir top oynamadı Çorum. Ama buldukları bir pozisyonu gole çevirdiler. Bizim her zamanki gibi golcü eksikliğimiz devam ediyor. Ben buradan yönetime sesleniyorum. Tamam, yönetime geldiniz. İyi şeyler yapmak istiyorsunuz. Eksikler ama varmış. Bakın yani. Eğer seneye devam ederseniz bu takımda lütfen eleştirilere kulağınızı kapatmayın. Öyle işte paramız yok, bütçemiz yok deyip kenara kaçmak yok. O zaman yönetime gelmeyeceksiniz. Evet. Kendinize güveniyorsanız, elinizi cebinize atacaksanız. Ya biz niye girmiyoruz o işlere? Söylüyoruz işimiz yani, değil çünkü. Diyoruz ki bak, forvet eksik, santrafor bu takımda yok. Gol eksikliğimiz var. Bakıyoruz ara transferde yine aldığımız futbolcuyu yedek kulübesinde oturtuyoruz. Yani yönetime buradan seslenelim. Eğer seneye bu yönetimdeyseniz bu işin havasında olmayın. Elinizi cebe atın. Bu takıma forvet alın ve güzel bir ekip kurun. Bak Çorum Spor aldı başını gidiyor. Bizi 1-0 yendiler. Tebrik ediyoruz Çorum Spor'u. Ama Erzincan Spor'da aslanlar gibi mücadele etti. Tebrik ediyorum futbolcularımızı. Taraftarlarımız çok iyiydi. Çok güzel oynadık ama yenildik. Ama yani liderle oynuyoruz. Ben buna karşıyım. Ben de karşıyım. Ben de karşıyım. Yani en azından mükemmel oynadık. Beraberlik olmalıydı. Beraberlik yenildik. Olmalıydı. En az. Allah Allah. Yani elimizden yani kaçırdık aslında Çorum'u. Beraberlik. En azından beraberlik olmalıydı. Yani ben kendi sahamda niye yeniliyorsun? Ama Çorum Spor bizi yendi. Urfa'da berabere kalınca aradaki puan farkları 3'e çıktı. Bizi ilgilendirmiyor o. Biz playoff'a bakacağız artık. Önümüzde 4 hafta kaldı. İnşallah en başarılı sonuçları alırız. Biz küçük şeylerden de mutlu olan bir memleketiz. Tabii yani yapacak bir şey yok. Playoff'a hiç kalalım. Hiç iddiamız şampiyonluk, öyle birinciliğe çıkalım falan, hiç öyle bir şey. Biz yine işte playoff'a bile razıyız. Playoff'ta da gireriz şimdi. Playoff'ta da efendim sonuncu bitiririz. Ne yapalım canım, playoff'a katıldık ya, o bize yeter. Evet. Tebrik ediyoruz futbolcularımızı, öpüyoruz. Sağ olsunlar. Hiç olmazsa bize playoff heyecanı yaşattılar. Şimdi artık sonuç öyle diyeceğiz. Yani lider olamayacağımıza göre artık ilk 6'ya kalıp Erzincan'a bir o heyecanı yaşatacağız. Dediğim gibi yapılacak olan yeni transferlerden yeni sezon için radikal kararlar almamız lazım. Eğer bu takım bu statla, bu muhteşem taraftarlarımız da çok iyi. Mustafa Sarıgül'ün söylediğini duydun mu? Birinci ligi hak ediyoruz. Yok, ne dedi? Dedi ki bu takımı ben birinci lige çıkaracağım dedi. Hadi bakalım. Ama İstanbul'da iyi çevresi var yani. Şimdi Mustafa Sarıgül yani öyle dediyse ya. Yani iyi futbolcular falan gelirse. Bir şey vardır mutlaka. O zaman Mustafa Sarıgül. Aa, konuşmaları çok hoşuma gidiyor ya. Şimdi kendinden bir dakika. Emin. Yani gerçekten profesyonel bir adam. Yok yok, öyle de. Ben bu takımın birinci lige çıkacağım demeyle olmuyor. Olmuyor. Görelim bakalım.
Sayın elini Başkanım. Elini cebine atacaksın. Yönetime destek olacaksın. Yani tabii. Ben bu takımı Süper Lig'e çıkaracağım. Hadi bakalım. Evet, görelim. Buyurun. Hani hep seçim öncesi sözler verilir ya. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani Sayın Sarıgül'ün İstanbul'da gerçekten çevresi çok geniş. Çok ciddi bu işler bir çevresi olan var. Şeyler. Zeki Bey tabii, öyle yani, çıkaracağım edeceğim demeyle yani, olmuyor. El cebe gidecek. Gidecek. Parayı da bulur ya. İnşallah yönetime destek olursa ben o Mustafa zaman biz de kalkar inanıyorum. Ayakta alkışlarız. Bu sadece Mustafa Sarıgül için geçerli değil. Kim olursa. Diğer siyasilerimiz de eğer destek sözü veriyorlarsa ellerini cebe atacaklar bu yönetime. Geçen günkü bir açıklamasında şöyle söylemiş. Demiş ki Sivas birinciliği şu anda yaşıyor. Doğru mu? Evet, Süper Ligi. Evet, Süper Ligi şu an yaşıyor. Erzurum yaşadı. Elazığ yaşadı. Elazığ yaşadı. İşte Trabzon zaten birinciliği de. Evet, bunların oldu? Tam ortasında kalmışız. Vallahi çok seviniriz. Erzincan neden olmasın? Şimdi inşallah Sayın Sarıgül. Yani Sayın Sarıgül'ün buraya, açıklaması bu. Bu masaya gelir oturur da ona soracağımız soracağız, çok soru var. Çok soru var. Sadece Sarıgül'e değil diğer adaylarımıza da. Tabii onlara buyurun gelin sohbet edelim. Sorularımız var. Birikmiş. Şehirle ilgili çok şey var soracağımız. Buyurun gelin hem de şu Ajans Erzincan süzgecinden bir geçin görelim bilgilensinler. Bakalım. Evet. Evet bu arada Hırvatistan'da bir Avrupa güreş şampiyonası düzenlenmişti. Evet. Burada Emrah Ormanoğlu Avrupa üçüncüsü oldu. Tebrik ediyoruz. Gurur duyduk gerçekten. Kardeşimizi tebrik ederiz. Bizim yakından takip ettiğimiz bir sporcumuz. Evet. Güreşte Erzincan'ın adını duyuruyor. Ahıska Türklerinden bir kardeşimiz. Bir kızımız vardı sanki. O herhangi bir şeye giremedi mi acaba? Yok bu zannedersem o katılmadı. Elvira Kamaloğlu. Evet evet evet. Aa, yok Elvira Kamaloğlu da katıldı. Katıldı. Oradan bir ses çıkmadı. Derece sanki. Elde eden üçüncü olan sporcumuz, Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz Emrah Ormanoğlu evet, oldu. Evet Emrah kardeşimizi ve tebrik ediyoruz kendisini. Elvira'yı da tebrik ediyoruz. Elvira'yı da tebrik ediyoruz. Yani oradan madalyasız dönse bile bu kardeşimiz de gerçekten çok büyük mücadeleler verdi. Erzincan'ımızın ismini duyurdu ve çok güzel de madalyalar aldı. Onu da tebrik ediyoruz. Ayrıca yine Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler Belgrad-Okremen Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda evet. Tokat ev sahipliği yapmıştı. Erzincan Spor Lisesi sporcuları önemli evet. Başarılara imza attılar. Aferin. 45 kiloda Metehan Kızgın 3. oldu. 55 kiloda Abdullah Geri Dönmez 2. 65 kiloda Mete İsa Aydın 2. 110 kiloda Miraç Akın Akarsu da 1. oldu. Ve Erzincan Spor Lisesi Tokat'ta düzenlenen güreş şampiyonasında, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde 3.lük elde ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ya Semih Bey eskiden bir adet vardı ya. Bu güreşte, tekvandoda falan böyle başarılı olanlar, çocuklar böyle birinci, ikinci, üçüncü olup da şehre geldikten sonra protokol onu karşılardı. Efendim işte yakasına bir altın takardı. Evet. İşte ona iş adamları davet ederdi. İş adamları ona hediyeler verirdi. Ne oldu ya? Yani bir tek gençlik spor il müdürümüz Burak Mumcu bunları karşılıyor. İşte onore ediyor, çiçek veriyor falan. Bence dediğin çok doğru. Yani diğer sporcu ya çocukları kardeşlerimize de örnek olması açısından bunlar çok önemli hareketler ya. Ya yakasına bir tane altın takamıyor muyuz arkadaş ya? Umarım yetkililer bunu duymuştur. Duyuyordur. Sporcularımızı teşvik edelim. Ödüllendirelim. Tabii yani teşvik edelim. Bu arada Erzincan Ulalar Spor Ligi bitirdi. İstediği yerde de bitiremedi aslında. Nerede bitirdi? Ama düşmedik yani. Sonuç olarak düşmedik. Ayaktayız. Fatih Cimin ve Ahmet Taşkıran son ikinci dönem aldılar takımı. Sıfırdan bir takım yaptılar. Evet, tabii ama olmadı. Kendi bütçeleriyle, Ulalar Spor'un bütçesiyle Ferhat Murat Polat ikinci, daha doğrusu önümüzdeki sezon için bir çalışma içinde. Evet. Genel kurul kararı alınmış. Şimdi da. Şimdi genel kurulu söyleyeceğim. Ne? Murat o Bey şöyle, bırakmak mı istiyor yok, Murat yok, Polat? Yok yok. Şöyle bir durum var. Şimdi Erzincan Ulalar Spor dernek statüsündeymiş. He. Buradan çıkıp spor kulübü statüsüne geçmek amacıyla olağanüstü kongre kararı alındı. Bir tüzük değişikliği yapılacak Ulalar Spor'da. Bunun için de 20 Mayıs cumartesi günü sonra yani. Saat 16'da Vedat Çimen tesislerinde yapılacak Ulalar Spor'un.
Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı gün ve aynı saatte yapılacak tüzük değişikliği yapıyor Ulalar Spor. Bakalım göreceğiz ne tür bir karar alınacak orada da. Ama Murat kardeşimizi tebrik ediyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. İnatla Ulalar Spor'a sahip çıkmaya sahip devam ediyor. Sahip çıkmaya devam ediyor. Yani, İnşallah bir kere sezon... biz dedik ya herhalde bizim Murat şey yapacak, Murat kardeşimiz şov yapacak işte, bir sezon gelecek, bakın ben aldım falan filan. Hayır ya, Ulalar Spor'un yakasını bırakmadı. Evet. Çok ciddi de paralar harcadı. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk için bir takım yaparlar. Artık 3. ligde de yani, Erzincan'ın bir takımı olsun. Umarım camia da bu Murat kardeşimizin kıymetini bilir. Evet. Evet, laf lafı açtı ve bir saat, tam bir saati bu sefer doldurdu. Hadi canım, tam evet. Cuk diye oturdum. Tam, tam. Evet, baş başa bugün burada sona eriyor. Değerli arkadaşım Zeki Demirbaş'la birlikte bir saati doldurduk. Erzincan'ı konuştuk. Erzincan'ı konuşmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte siyasetin sıkça konuşulduğu bu süreçte bizler de buradan mesajlar vermeye, birlik beraberlik çağrıları yapmaya devam ediyoruz. Yapılacak olan seçimi analiz ediyoruz. Anketimiz devam ediyor. Ankete girip seçimerzincan.com'a girip oy verebilirsiniz. Bir başka programda yine baş başa programında Zeki Demirbaş'la birlikte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşça kalın. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine bize zaman ayırdınız, bizi izlediniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli kardeşim Semih Peker'in de söylediği gibi Erzincan'da yaşanan olumlu ya da olumsuz her ne varsa, ne yaşanmışsa bunları sizlere aktarmaya çalıştık, değerlendirmeye çalıştık. Efendim değerlendirmeye devam edeceğiz. Baş başa devam edecek. Ajans Erzincan'a desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bütün sosyal mecralarda varız. Ajans Erzincan olarak tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz. Çok hızlı gidiyor bu arada siyasi atmosfer. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden çalışmalarımızı sürdürelim. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.